Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bir kariyer videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kariyer videomuzda ilk kulübümüz Fortuna Sittard olacak arkadaşlar. Acun Ilıcalı'nın kulübü arkadaşlar. Almıştı zaten Acun Ilıcalı bu kulübü. Şimdi ise ben de bu kulübü alıp yükseklere getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu ilk 3 maçı sakın şey yapmayın arkadaşlar. Kötü de yapmayın. Takımın yeni transferler ettim arkadaşlar. O transferlerle ilgili işte şimdi konuşacağım arkadaşlar. O transferler daha önce takıma alışmadığı için yenilebildik işte. Ya işte bunu da boş yere aldım. Sağ kanat orta sahanın ortası alacaktım. Mecbur bunu da burada oynatacağız işte arkadaşlar. Sağ kanat orta sahanın ortası gibi oynatıyorum. Alexandro Pato arkadaşlar 12 milyon liralık bir transfer bütçesi verdi. Ben biraz oyunu sata sata takımımız 60'lıkken 65 diye çıkartabildim ortalama. Böyle bir şey yaptık işte. Yaklaşık 6 transfer ettik arkadaşlar. Şimdi bunları yapalım. Biraz hızlandırdım şurayı da hızlanalım. Hızlandırırım. Şimdi arkadaşlar bir 5-6 maç yapacağım. Sıkılmayın diye arkadaşlar keseceğim araları. Direkt maçta maça atlayacağım. Sakın çıkmayın şu şeyden arkadaşlar videomuzdan. Veya ilerletmeyin. Çünkü direkt başladım işte gördüğünüz üzere. Ve FC Twente ile oynuyorum. Ortalaması 65 herhalde. 65-64'lük. 2-2-3-3 oldu arkadaşlar. Kalecimiz Koselev çok iyi iş yapamamış. 5.9. Aslında güzel yapması lazım Koselev. Şu ikisinin Zekuel Garay'la yerini değiştirsek belki yapabiliriz. Bazen hiç şey yapmadan yerlerini değiştirirseniz çok güzel oluyor yani. Ben değiştirdiğimde gol atabiliyor gol yemeden. Şimdi denedim. Bakalım ne olacak. Aa attık. Yemesek çok güzel olacak. Yeme. Ha yemedik işte arkadaşlar. Attık ve yemedik gördüğünüz üzere. Alexandro Pato, iki tane de Sepolter arkadaşlar. Sebastian Polter bu zaten vardı bir takımda. Hop PSV Eindhoven'a atladık arkadaşlar. Fortuna Sittard'la PSV Eindhoven bakalım nasıl. Oo 3 tane attık. Arkadaşlar ortalama 75'lik bir PSV Eindhoven'a 4-4-1 miydi? En son 4-1 diye gördüm. Şunun yerini değiştirmek istiyorum. Jekin yedeği olmadığı için böyle devam etmek zorundayım. 5-1 oldu arkadaşlar. Oha. 5-1 yani inanmıyordum. Yani normalde böyle güçsüz takımlar kazanamıyor. Böyle beraberlik oldu arkadaşlar. Ama bunu nasıl beraber 5-1 yenilsem. Hadi şimdi FC Emen'e geçtik arkadaşlar. Yine maçımız başladı. 1-0. Çok boş yapmadan direkt biz icraatları sunalım ve maça devam edelim arkadaşlar. Ben konuşurken işte gördüğünüz üzere 1-0 öndeyiz. Şu an şu Guarón arkadaşlar o aslında sağ kanattı. Arka kanattı. Biz onu öne aldık. Orta sahanın ortası çok adamım olmadığı için yani çok bir şey yapamadım. Çok kadrom yok. Ben de maalesef kadro derinliğim olmadığı için adam değiştiremiyorum. Şimdi Vitesse'ye geçtik. Vitesse'li yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2-1 yenildik geçen maçı. PSV Eindhoven 5-1 yendik. Şu an 0-0 devam ediyoruz. Hadi bakalım 0-0 bakalım ne olacak. Devam ediyoruz. Bir de şu taktiği deneyelim. Yok oraya almayalım bence. Burada da güzel. Ay yanlışlıkla şu KB'yi de şeyin yerini değiştirdim herhalde ya. Evet KB'yle Montreux. Şu 66'lık da şeyinde Fortuna Sittard'da vardı. Genelde takımın yarısını değiştirdim arkadaşlar. Şu an 1-0 özür dilerim. Ve 1-0 Jack Wilshere maçın adımı. Haydi hız kesmeden bir diğer maçımıza geçelim. Ado de Hag'la oynuyoruz şimdi. Bakalım burada ne yapacağız. 0-0 o 1-0 yeniyoruz. 2 oldu. Hadi bakalım.
takımımızın ortalaması ise şimdi bunu bir değiştirelim. Bu da Fortuna'sı dertteydi. Çok transfer yapamadım. 12 milyon bütçesi var. Bari dedim ki hem deneyimli olsunlar, biraz kadroyu deneyimleştirelim. Bir de normalde 3-1 yaptık. 3-1 oldu. Takımı biraz ne yapsam dedim. Hem ucuz olması lazım, hem iyi olması lazım. Demek ki yaşta aldım arkadaşlar. Şimdi Herakles Almelo ile oynuyoruz. Hollanda 1. ligdeyiz. Zaten 1. ligdeydi ilk sezon. 3 tane sarı kart. Polter. Evet, 1-0 yendik bunu da gördüğünüz üzere. Genelde beraber ya da kazandık arkadaşlar. Hadi Ajax. Çok bir şey düşünmüyorum. İnşallah kazanabiliriz Ajax'ı. 1-1 oldu. Bak abi bu Hollanda'nın en iyi takımlarından bir tanesi. İlk 3 takımdan bir tanesi. 3-2 yeniyor herhalde bize. Biraz ofansif oynamam lazım. 3-2 bakalım ne olacak. Alexandra Pato 2 tane atmış. Kabaya 4-4 şu an, inanın abi çok iyi abi çok iyi. Biz bu takımla şu Ajax'ı var ya, Ajax'a da 4-4 ya, PSV Eindhoven 5-1 yendik, çok iyi yani. Bakma şu kötüleri yenemiyoruz. Fortuna Sittard şu an 1-1. Kim ne yaptığını görmedim, unuttum arkadaşlar, şimdi bakarız. Şu an kötü takımları yenemedik ama iyi takımlarla güzel bir çözüm ürettik. Ya 2'de bir şunun yerlerini değiştiriyorum ya. Niye değişiyorsa. Şu an evet, gelişmiş orta saha yapacağım. Evet yaptım. İhtiyarımı geçmiştim yanlışlıkla. Onun da yardımcı forvet Wilshere. Evet tamam, böyle güzel. Aslında kırmızı kart dedi şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ajax'ı 4-4, PSV Eindhoven 5-1 yendik. Şu takıma 1-1 nasıl kalıyoruz? Ya çok şahayım ya. Şu takımla nasıl 1-1 kalıyorsun abi? 5-1 yeniyorsun PSV Eindhoven, Ajax'ı 4-4 berabere kalıyorsun. Ya şimdi bunu nasıl atayım? Yani anlamıyorum ya. Çok sinirleniyorum böyle şeylere. Şimdi taktiklere geçelim. Taktik arkadaşlar, bunu buradayken şimdi biraz daha defansif oynattım birkaç maçta. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk 3'ü sakın saymayın arkadaşlar. O ilk 3 daha takımını yeni alıştırıyordum arkadaşlar. Size şimdi bu son 4 gördüğünüz üzere son 7 maçı gördüğünüz gibi hepsini yendim. Gördüğünüz gibi son bir maç kaldı, yenildik ve 2-2 berabere kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atın. Serinin devamı gelsin arkadaşlar. Hepinize iyi günler arkadaşlar.